Merhaba arkadaşlar, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel modeli çalışacağız. Gerçekten çok şirin, çok şık bir model. Benim çok hoşuma gitti. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Çok hızlı ilerleyen, çok şık bir model ve çok kolay bir model. Hemen arkasını da göstermek istiyorum. Böyle çift taraflı da kullanabilirsiniz. Arkası da ters gibi görünmüyor. Arkası da başka bir modelmiş gibi görünüyor. Şöyle 3 boyutlu. Dediğim gibi iki tarafını da kullanabilirsiniz. Ama normalde ön tarafı burası. Arkadaşlar ben bunu yelek ipiyle ördüm. Eğer bundan neler yapılabilir diyorsanız çok güzel yelekler, hırkalar, bereler, atkılar, istediğiniz her şey yapılabilir. Tam evladiyelik dediğimiz bir model. Sıcacık, tam kış günlerine göre. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Şöyle bir yelek ipiyle yapmıştım. Hemen aynı ipin şöyle bej rengini kullanacağım. Arkadaşlar modelimize zincirle başlıyorum. Zincir sayımız yok. Yapacağınız şeye göre, bebek battaniyesi yapacaksanız 90 santim veya 1 metre zincir çekiyoruz. Yelek yapacaksanız da yelek modelimizin ebatına göre zincir çekiyoruz. Sayı gerekmiyor. İstediğiniz kadar çekebilirsiniz. Şöyle ben 20 tane kadar çekeyim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şu kadar göstermem için yeterli olacaktır. Hemen arkadaşlar ilk sıramızı şöyle başında doluyorum. Ve hemen önümdeki zincire batıp şöyle yarım bir trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tek tek yarım trabzan yaparak bitiriyoruz. Şöyle tek tek batırıyorum. Başını dolayarak tığımı batırıp 3 ilmeği birden çekiyorum. Başını doluyorum. Zincirimi batırıyorum. Ve 3 ilmeği birden kapatıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edelim. Evet, ben şöyle sıra sonuma geldim. En son zincirimi de batırıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Başını doladım. Hemen bakın önümdeki zincire batırıyorum. Şu şekilde almıyorum da şu şekilde alıyorum ilmeğimi. Pardon. Başını dolamıyoruz. Tığımı soktum. Bu şekilde değil de ters şekilde ilmeğimi çekiyorum. Kapatıyorum. Tığımı önümdeki trabzanın tepesine batırdım. Ters yönden çektim. Kapattım. Batırdım. Ters yönden. Bu şekilde. Bu sırayı da bakın şu şekilde. Farklı bir model çıkıyor. Görüyorsunuz ortaya. Bu sıramızı bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde. Evet, bakın bu sıramın sonuna geldim. Son trabzan tepem kaldı. Onu da aldım ve kapattım. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Arkadaşlar bu sık iğneyi tam 3 sefer yapacağız. Yani birinci yaptık. İkinci, üçüncü sırayı da yapacağız. Hemen önümdekine batırıyorum. Ve bir sıra daha aynı şekilde sık iğne yapıyorum. 1, 2, sayımızı unutmayalım. Kaç tane zincir çektiyseniz onu bence sayın. Eğrilme, büzülme, genişleme, daralma olmaması için aynı sayıda gitmemiz gerekiyor. O yüzden birkaç sıra ilmeklerinizi sayın derim ben. Ki eğrilme olmasın. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuma geliyorum.
de muhakkak bir tane kalıyor. Zaten saydığınızda anlayacaksınız bir eksik olduğunu. Ona da batırdım. Bakın bu sıramızı da bitirdik. Şimdi son sırayı yapıyorum. Bu sık iğne sıramızda. Daha sonra modelimize geçeceğiz. Hemen önümdekine batırdım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Tersten ilmeğimi alarak şu şekilde. Bu sıramı da devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, son ilmeğimi de kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. 3 sıra sık iğne yapmış olduk. Şimdi modelimizi hemen yapmaya başlıyoruz. Şu kısım lastik kısmı olarak düşünün. Şu sık iğne yaptığımız bölümse modelimizi kuracağımız bölüm. Başında oluyorum. Hemen bakın dibinde değil, onun önündekine batırdım. Yine aynı tersten alıyorum ilmeğimi. 3 tane ilmeğim var. Daha sonra başını tekrar doluyorum. Bakın ilk sık iğnenin tam ortasına batırıyorum şuraya. Zaten bakın delikleri belli oluyor. Hemen şu aşağıdakine batırdım. Arkadan ilmeği çektim. Bakın arkadan ilmeği yine tersten alarak çekiyorum. Uzatıyorum ve hepsini birlikte kapatıyorum. Başını doladım. Hemen önümdeki sık iğnenin tepesine batıp tersten aldım. Başını doladım. Hemen bakın onun altındaki. Zaten belli oluyor. Tersten ilmeğimi şu şekilde aldım. Uzatıyorum. Kapattım. Başını doladım. Hemen önümdeki ilmeği tersten aldım. Tekrar başını doladım. Hemen en alttaki bakın ilk sık iğneye batırıyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve kapatıyorum. Gördüğünüz gibi modelim ortaya çıkıyor. Başını doladım. Öndekine battım. Tersten ilmeğimi aldım. Daha sonra bütün sıra boyunca bu işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde bir tane daha yapayım. Başını doladım. Hemen önümdeki sık iğnenin tepesine battım. Tersten ilmeğimi aldım. Başını doladım. Bakın hemen şurası. Zaten tek tek delikleri görünüyor. Yine ilmeğimi tersten alıyorum. Ekrana bakarken yapamadım. Uzattım. Kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Başını doladım. Tekrar aynı şekilde sıramın sonunu da yapıyorum. Ve bu sıramı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Ve 3 sıra, şu aşağıda yaptığımız gibi 3 sıra sık iğne yapacağım tekrar. Hemen önümdekine batıp tersten ilmeğimi alıp kapatıyorum. Batırdım, tersten ilmeğimi aldım, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar yine bir önceki gibi 3 sıra aynı şekilde devam edelim. Birinci sıramı yapıyorum. İkinci sırayı da aynı şekilde. Üçüncü sıra öne gelmek için aslında ikinci sırada yapabiliriz. Gördüğünüz gibi arkası da muhteşem oluyor. Dediğim gibi ister arkasını kullanın, isterseniz önünü kullanın. Size kalmış. Dediğim gibi arkadaşlar yine 3 sıra bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Bir üst katı yine beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, ben sıramı bitirdim. 3 sıra sık iğnemi yaptım. Şöyle bir zincirimi de çekip modelimi çevirdim. Başını doladım. Hemen önümdekine batıyorum. Tersten ilmeğimi aldım. Başını doladım. Bakın yine batacağım yer belli. Battım. Arkadan ters ilmeğimi aldım. Uzattım.
Bir kere de kapattım. Başını doladım. Hemen önündekine battım. İlmeğimi aldım. Başını doladım. Hemen bakın buraya batıp tersten ilmeğimi aldım. Ve kapattım. Bir önceki aşağıda nasıl yaptıysak modelimizi burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi gerçekten çok kolay, çabuk ilerleyen ve sizi hiç sıkmayacak bir model. Benim çok hoşuma gitti. Severek, çok zevkle yapıyorum. Umarım sizler de severek yaparsınız. Hiç sıkılacağınızı zannetmiyorum. Yeni bir model. Daha önce ben hiçbir yerde de görmedim bunu. Daha doğrusu farklı bir modelden çevirdiğim için de olabilir. Benim gördüğüm model daha farklıydı. Hemen birazdan göstereceğim size benim gördüğüm modeli. O çok hoşuma gitmedi benim açıkçası. Ben onu değiştirip bu şekilde yaptım. Bence bu şekilde daha iyi oldu. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Konuşurken şaşırıyorum da. Evet. Şunu da yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıra sonuma geldim. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Hemen arkası da 3 boyutlu şekilde ortaya çıktı. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım ayrıntılı bir şekilde ben de anlatabilmişimdir. Size az önce bahsettiğim bir model vardı. Hemen onu da göstermek istiyorum. Modelin aslı şu. Ama benim çok hoşuma gitmedi bu. Yani bu daha sanki daha güzel oldu. Ama dediğim gibi modelin aslı bu. Asıl aldığım model buydu. Bayağı da bir ördüm. Ama çok içime sinmedi. İçime sinmeyen bir şey de size göstermek istemedim. Hemen değiştirdim. Ve şu şekilde bu model yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. İçime de sindi. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer takıldığınız noktalar olursa da Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım yine aynı isimle Papatya'nın Örgü Dünyası olarak arattırırsanız muhakkak çıkar. Zaten genelde videoların altına da zaten link olarak ben koyuyorum. Oradan da tıklayıp ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar yorumlarınız, beğenileriniz videoların devamı için çok önemli. Lütfen beni yorumsuz bırakmayın diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki güzel, yeni ve kolay örgü modelleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.